Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben İlker. Kanalıma hoş geldiniz. Uzun süredir görüşemiyoruz. Black Desert'tan da uzak kaldım. Hayatımdan da uzak kaldım. Bilen arkadaşlar vardır. Askerlik görevimi yapıyordum. Ağrı Doğu Beyazıt'taydım. Ama artık geldim. Artık oyunun başındayım. Hayatımın başındayım. İşimin başındayım. Bugünkü videomuzda da sizlere çok önemli bir konuyu izah edeceğim. Ve bundan sonra kanalla alakalı hani neler yapacağım, nasıl ilerleyeceğiz, sizin istekleriniz neler, bunları tespit edip, analiz edip bir yol haritası çizeceğim. Bu videoda da başlangıç olarak tabii oyundan bayağı bir süre uzak kaldığım için oyunla alakalı birçok şey çok değişti. Ben takılar gelmiş, işte silahlar gelmiş, bazı şeyler değişmiş, daha değişiklikleri ne olduğunu bile bilmiyorum. Oturup da 6 aylık yama notlarını da okuyamam. Tabii ki oynaya oynaya öğreneceğim ben de her şeyi. Bunun yanı sıra tabii YouTube kanalındaki bazı videoları da kontrol ettim öncelikle. Baktığımda güncellemelere istinaden çok değişmiş, artık işe yaramayan videolar olduğunu gördüm. Onları tek tek kanaldan siliyorum. Güncelleme yapıyorum, yenileme yapıyorum. Oyunun tabii ki bir gelişimi var, bir ilerleyişi var. Ben de bu şekilde ilerleyeceğim, değiştireceğim videoları. Güncelleyeceğim kısacası. Sizin için yararlı olabilecek içerikleri yanlış aktarmak istemiyorum. Kanaldaki videoların birçoğunu birçoğu değil aslında ya. Bir 15-20 tane falan var değişmesi gereken. Onları değiştireceğim. Öncelikle bugün ne yapıyoruz? Biliyorsunuz ben kimya yapan bir life skill'ciyim. Ana mesleğim kimyadır. Ama tabii toplama, avcılık, aşçılık, çiftçilik gibi bütün life skill'leri yapıyorum. Ama kimya benim yaptığım en önemli, en sevdiğim, parasını da çok beğendiğim bir life skill. Aynı zamanda oyuna girdiğimde piyasayı biraz kontrol ettiğim iksir fiyatları çok değişmiş. Ama tabii üretimi çok kolaylaşmış bazı iksirlerin. O yüzden fiyatlar yine de çok güzel bu arada. Bence hala deli gibi para kazanılır. Hala demeyeyim mi? Eskisinden daha iyi. Şimdi bu olayla alakalı da kimya için baştan başlayacağım için aslında baştan da başlamıyorum. Benim hesabım kimya yapmaya çok uygun, müsait bir hesap. Tabii life skill konusunda çok güzel bir setim de yok. Şöyle setimi göstereyim. Bence çok ucuz bir set. Black Desert oyununu düşündüğümüz zaman taktığım manos yüzük 20 TL falan. Bunlar bir şey değil yani. Bu paralar bedava. Şunlar falan bedava zaten. Bedava alınan takılar. Peki abi. Ne yapıyoruz? Stok. Videonun başında gördüğünüz stok işini baştan ele alacağım. Neden? Çünkü kendim oyuna girdim. Birçok iksirin değiştiğini gördüm. Birçok malzeme de değişmiş. Artık üreteceğim stok da değişti benim. Temel bir stok listesi hazırladım sizin için. Bu stoğu nasıl elde ediyoruz? Nasıl bir yol haritası çiziyoruz diyelim. Onu biraz bilgi vereceğim. Şöyle kısaca bir ekran açayım size. Arkadaşlar bu yaptığım bir Excel çalışma tablosu. Bu tablo ne işimize yarıyor? Şöyle. Kimya için benim yapmam, biriktirmem gereken, üretmem gereken yanlar, alt ürünler ve alt iksirler ve toplamam gereken ürünleri buraya listeledim hemen. Çünkü kendim ezbere biliyorum. Ne yapacağımı da biliyorum. Ama size bunu aktarmam da gerektiğini düşünüyorum. Çünkü yaptığım oyunu oynadığım oynayış şeklimi YouTube kanalıma atıyorum ve burada izleyicilerimle buluşturuyorum. Tabii izleyicilerimden kastım 1500-1750 tane abonemiz var bizim. Çok büyük bir kitle değil. Ama bana yetiyor. Gayet yeterli. İşte bu oyunu oynamak için yeterli bir kitle benim için. Hepinize de teşekkür ediyorum bu arada abone olduğunuz için. Şöyle kısaca bahsedelim abi. Nedir? Bu ne? Bu ne abi? Açtın ekrana. Bu ne? Bu arkadaşlar. Şimdi iki çeşit ürün var kimyada stok yapmamız gereken. Bunların ikisinden bir grubu toplanması gereken ürünler. Mesaj geldi. Sesi kesin duymuşsunuzdur. Bir bakayım. Boş bir mesaj. Toplanması gereken ürünler. Bunlar neymiş? Kanlar, özler ve mantarlar. Arkadaşlar. Zaten kimya yapıyorsanız, halihazırda kimya yapmayı da çok istiyorsanız toplama yapacaksınız. Bu kesin ve net. Sadece toplama değil, bazı ürünleri avcılıkla da elde edebiliyoruz. Hemen kısaca bir aktaralım. Toplanması gereken ürünler kanlardan başlayalım. Tilki kanı, kertenkele kanı, kurt kanı, ayı kanı ve domuz kanına ihtiyacımız var. Bu ayı kanı aslında alternatifleri de var. BDO Kodex'e girdiğiniz zaman ayı kanının troll kanı, yak kanı, ogre kanıyla alternatif ve aslan kanı bu arada. Aslan rotasyonunu attım zaten aşağıda. Aslında aslan rotasyonu da değil bu. Kurt rotasyonu da yanında aslan da var. İşinize yarar yine. Aynı şeyi tekabül ediyor. Gereksiz bir video daha çekmek istemedim açıkçası. Bu ürünleri toplamanız lazım. Kan için kimyada gerekli kanlar bunlar. Buraya zaten yazdım güzelce.
Özel olarak da akça ağacı, köknar, sedir, huş, diş blok, çam, sürünen ağaç. Sürünen ağaç sadece bir iksirde işe yarıyor. Ruh parfümünde sürünen ağacı ben rotasyonuna attım. Ama toplamak mantıklı mı diye soracak olursanız pazar fiyatına göre değişir. Neden değişir? Bir bakalım. Merkez pazarda sürünen ağaç, sürünen kapsam açık kalmış. Sürünen yazsam çıkar herhalde. Aynen bakın. Sürünen ağaç bitkiyordu 8K. Çok ucuz. Siparişte de geliyordur muhtemelen. Yani fiyat böyle oldu mu demek ki pazara atılıyor. Toplaması çok mantıklı değil. Fiyatı bu haldeyken. Bence toplamayın. Ama ben yine de rotasyonunu attım. Bir gün 20K olursa sürünen ağaç bitkiyözü, 20K'da almak mantıklı olmayacak. Şu an pazardan satın almak daha mantıklı. Onu da şöyle ifade etmiş olalım. Sırada mantarlar var. Özler zaten aşağıya şöyle bakın. Mesela diş budak yazıyor ya, altında diş budak rot yazdım. Bu rot bir bağlantı linki. Benim YouTube kanalımdaki diş budak toplama rotasyonunu gösteriyor. Yani gidip diş budağın nereden toplayacağınızı gösteriyorum ben altta. Buradaki ürünlerin altında bağlantılar var. Hangi, yani akça ağaçın nerede toplandığını altındaki bağlantıya tıklayarak videodan rotasyonunu görebilirsiniz. Onu da bu şekilde yaptım ki rotasyonu bilmiyor olabilirsiniz. Oyunu yeni başlayan arkadaşların bilmediğine de eminim. Çünkü BDO yani iksirlerin tariflerine nasıl yapıldığını veren bir oyun ama keşfetme aşamasını size bırakıyor. Siz de deneyimli bir oyuncudan keşfetme aşamasını öğrenirseniz bu sizi ileriye atıyor. Oturup da akça ağacı nereden toplayacağınızı düşünmek yerine şu videoyu tıklayıp izlediğiniz zaman bütün problemleriniz çözülmüş oluyor. Ben gidip en hızlı, en yüksek verimli toplanan rotasyonu herhalde 5 senede buldum. Size de burada aktarmış bulunuyorum. Birçok yer denedim akça ağacı toplamak için. En verimlisi burası. Daha da iyisini bulamadım. Buraya da koydum. Bu video gerekli bir videoydu mesela. Bunu kaldırmadım. Gayet de güzel bir video bu bence. Daha sonra mantarlara gelelim. Mantarlar da bize ihtiyacımız olan mantarlar. Blöf, kadim, amanita, kambur ve makarna mantarı. Şimdi buradaki şu olayı tekrardan hatırlatmak istiyorum sizlere. Bu saymış olduğum mantarlar mantar NPC'sinde satılmıyorlar. Mantar NPC'sini de bilmeyenler varsa açıklayalım. Bunu da şuraya not aldım. Brandio diye bir NPC var. Kalpeon'daki depocunun yanında. Mantar tüccarı. Bu adam mantar satıyor. Yok fiyatına satıyor. Bedavaya satıyor. Gidip oradan ihtiyacınız olan mantarları satın alabiliyorsunuz. Ama bu Brandio, Blöf, Kadim, Amanita, Kambur ve Makarna mantarını satmıyor. Hele ki Makarna mantarını satsa zaten yani tespit iksirinin fiyatı diye bir şey olmaz. Çünkü en önemli malzemesi zaten makarna mantarı. Gerek kalan istediği her şey çöp benim gözümde. Makarna mantarı zor burada. Makarna mantarı nasıl elde edeceğinizi altına yazdım. Toplanışını koydum. Ama zaten bunu toplamanın da çok bir mantığı olduğunu düşünmüyorum. Neden? Çünkü makarna mantarını kimya yaparken zaten size bilinmeyen tohum veriyor. Onu makarna mantarı ekerek makarna mantarı elde edebiliyorsunuz. Oturup toplamak çok mantıklı değil. Ama ben rotasyonu koydum. Kafanıza göre artık takılırsınız. Bilinmeyen tohumdan elde edilir kısacası. Burada kambur, amanita, kadim ve blöf mantarının nereden toplandığını dair bir video yok. Çekeceğim ama. Çekince buraya ekleyeceğim. Şimdi sen diyor, şunu soruyor olabilirsin. Ya İlker, çekmeden niye bize bunu anlatıyorsun? Ben şimdi açtım Excel tablosunu. Mantar arıyorum ama bura boş. Kanka. Bu Excel tablosu sürekli güncellenecek bir tablo. Paylaşımda zaten. Yani benim gördüğüm anda siz de görüyorsunuz. Ben buradan değiştirince siz de değişik göreceksiniz. Ben videolarını çekeceğim bunların. Tabii bir video çekeceğim dördü içinde. Dördünün yerini de ezbere biliyorum. Şuraya bir video koyacağım. Kısa kısa göstereceğim yerlerini. Gidip buradan mantar toplamayacaksınız ama. Şöyle. Gidip bir iki defa toplayacaksınız. Toplarken içerisinden mantar almak değil amacınız. Tohumunu çıkartmak. Tohumu çıkardıktan sonra da çitinizi ekip ekip türeteceksiniz. Sürekli en yüksek aşamaya kadar türetip sonra onu dönüşümlü olarak ekeceksiniz. Bir daha gidip oradan mantar toplamayacaksınız. Bunlar elinizde bulunması gereken mantarlar kesinlikle. Birçok iksirde lazım olacaklar. Kimya yapıyorum diyorsanız bu mantarları gidip ben attıktan sonra videoyu veya kodeksten de bakabilirsiniz bunların mantarların lokasyonlarına gidip oradan toplayabilirsiniz. Ama ben videosunu atacağım. Orası kafanıza göre. Size kalmış yani. Bu mantarlar lazım. Buraya geçiyorum. Burası toplanması gereken ürünlerdi. Buradaki toplanması gereken ürünleri bir de şu açıdan değerlendirelim. Tilki kanı mesela. Toplayın. Toplanması basit. Pazardan almayın. Pahalı. Toplarken verdiği yanlar size güzel bir gelir elde ettiriyor. Toplanır. Kertenkele kanı da keza aynı şekilde. Ama kurt kanı.
Gidip kurt kanı toplamak çok mantıksız bir eylem. Neden? Kurt kanı 10K şu an piyasa fiyatı. Hiçbir zaman da pahalanmadı. Yanlar yine verir. Güzel de kurt kanını ben toplamıyorum. 10K zaten fiyatı. Pazardan alabilirsiniz. Ama ben pazardan da almıyorum. Çünkü avcılık yapmayı seven birisiyim. Şurada altına attığım videoda Narsion'da kurt avı. Avcılık yaparak da kurt kanı elde edebilirsiniz. Yandan kara kristal, kafa bir şeyler elde ediyorsunuz. Gayet güzel. Zaten 600 M artı kafa dolabı diye videonun kapağına yazmıştım. Yani oradaki Narsion'daki kurt slotunu avcılık yaparak kestiğiniz zaman gayet güzel bir gelir elde ediyorsunuz. Aynı zamanda da avcılık devrinizi kasmış oluyorsunuz. Tabi bu yaptığınız oradaki kurtları kestiğiniz masterize göre değişir. Sakın bin masterize gidip ben bir şey elde edemedim demeyin. Bin masterize elde edemezsiniz zaten. Ne kadar yüksek olursa o kadar iyi. 1700'ün altına pek tavsiye edemeyeceğim. 1600 en kötü ihtimalle olsun. Aslan kanına bir daha değinelim. Aslan kanı, ayı kanı, troll kanı yerine geçiyor ya. Aslan kanına pazardan, şimdi bu kurt kanının elde ettiğiniz yer var. Bak, aynı video fark ettiyseniz. Kurt kanının yanında aslan da var. Aslan da kesebilirsiniz. Çok verimli bir slot değil. Yani gidip orada aslan kesmenizi tavsiye etmem. Ama aslan kafası elde etmek istiyor olabilirsiniz. AP veriyor çünkü biliyorsunuz. Hem grind atarken hem PvP yaparken bu aslan kafası lazım bize. Kendime elde edeceğim. Hem aslan kafamı kasayım hem de gelen aslan kanını da biriktiririm diyorsanız gidin kesin. Ama pazardan da alırsınız diye tahmin ediyorum. Yani ayı kanı olayı biraz karışık. Pazarda ucuzsa alın yoksa gidin farmlayın falan. Burası size kalmış. Domuz kanı zaten pazarda ucuz oluyor. Ben bunu sakın gidip domuz kasap bıçağıyla domuz yani şey domuzu sıvı toplayıcıyla emciklemenizi asla istemem. Neden? Çünkü verin siz domuz kanı çok ucuz. Pazardan alın. Ama diyorsanız ki ben sabah ışığı altında nişancı avcılık yapıyorum. Zaten yapan adam biliyordur. Canavar gibi domuz kanı atıyor. O yüzden altına sabah ışığı avcılığı yazdım. Ben yapmıyorum pek. Sevmediğim için değil. Oradaki nişancı avcılık biraz komplike geliyor bana. Bilgisayar da zaten çok el vermiyor. O yüzden yapmıyorum ama keşke yapsam yani. Yapılmalı bence. Gayet güzel. Bunu da geçelim. Şimdi üretilmesi gereken ürünlere geçelim mi? Burası çok önemli. Neden? Kanlardan başlayalım. Buradaki kanlar bilgi adamın kanı, efsanevi canavarın kanı, zalimin kanı, palyaço kanı ve günahkar kanı. Bu kanlardan hem iksir yapılıyor hem de yan taraftaki yağlarda da bu kanları istiyor bizden. Yani bu kanları üretmeniz gerek. Şimdi diyeceksin ki İlker bu kanları buraya yazmışsın. Üretin demişsin ama biz bunu nasıl üreteceğiz? Benim size şu yukarıda toplatmış olduğum kanlar zaten bu kanları üretmek için gerekli olan temel malzeme. Yani yukarıda gidip kanları, kurt kanını, kertenkele kanını ve tilki kanını toplarsanız aşağıdaki kanları elde edersiniz. Bilgi adamı kanı tilki kanıyla yapılıyor. Efsanevi canavarın kanı kertenkele kanıyla yapılıyor. Yani siz yukarıdaki malzemeyi toplayınca otomatik olarak aşağıdaki ürünü elde ediyorsunuz. Tabi bunların yanında ruh yaprağıdır, keşiş dalıdır gibi ürünler de istiyor. Bunların elde etmenin spesifik yani tek bir yolu yok. Bunları modlardan toplatıp veya sıvı toplamayla ağaç topladığınız zaman elde ediyorsunuz veya pazara sipariş atacaksınız yan ürünlerini. Onları net bir elde etme yolu olmadığı için işlemin içine dahil etmedim. Çünkü ben de oradan buradan elde ediyorum. Pazarda sürekli siparişte. Aynı zamanda çok fazla sıvı toplaması yapıyorum. Oradan birikiyor. İşçilerim topluyor. Böyle karma bir yöntem yani. Kanlarda da bu kanları üretmeniz gerek sürekli. Yağlardan da bütün yağlar lazım. Buradaki büyü yağı biraz gereksiz olabilir. Gereksiz değil de bunu ikinci plana atabilirsiniz. Bunu kırmızıya boyayayım. Bakayım neredeydi şu dolgu renginden boyayayım. Bak kırmızı olsun mu? Kırmızı. Büyü yağı çok gerekli değil. Ama yine de yazdım. Lazım olacağı anlarda gelebilir. Buradaki yağları üreteceksiniz. Buradaki yağları üretmek için de buradaki kanları istiyor zaten. Her şey silsile halinde ilerliyor. Sizi çok zorlayacak bir şey yok. Her şey buradaki yazdığım her şeyi toplarsanız otomatik olarak bunları da üretiyorsunuz. Temel malzemelerini elde etmiş oluyorsunuz. Yağlar basit yani aslında. Fiyatları da 100K bandında. Ben hiçbir zaman almanızı tavsiye etmem. Neden? Yağlar ve kanlar kimya yaparken çok fazla kimya eksikleriyor. Üretmeniz kimya levelinizi yükseltmenize, bu da masterinizin yükselmesine, masterinizin yükselmesi de daha fazla kar elde etmenize olarak tanır. Tabi bir zaman kaybı oluşuyor burada ama bu oyunu ileride hem geleceğinize yatırım yapmış oluyorsunuz hem de maliyetinizi düşürmüş oluyorsunuz bir nevi. Bence üretin. Zaten life skill üretme işidir. Üretmiyorsan zarar edersin. Bir de kolay üretilen yan iksirler ve ürünler. Bunları bolca stoklamanız gerek. Bunlar nedir? Öfke iksiri. Tarifi çok basit.
Zaman X'i tarifi bir basit. İşçi, şok, irade, toz reaktif, berrak reaktif, savunma iksiri, deneyim iksiri ve konsantrasyon iksiri. Peki bunları neden üretiyorum? Arkadaşlar buradaki iksirler üretmesi basit, aynı zamanda da işe yarayan iksirler. Neden? Mesela zaman iksiri. Zaman iksiri hem verdure'de hem de dizginsiz hızlanma iksirinde kullanıyorsunuz. Hem de üretimi basit. Bilge adamı kanı istiyor. Zaten burada kanlarda üretmiş olacağınız için bunu direkt üretmiş olacaksınız. Bir de akçaç bitkisi istiyor. Zaten özleri onu da koydum, toplayacaksınız. Yani silsile var burada. Çok basit. Silsile var abi. Her şey yazıyor zaten. Git topla kafayı. Kır topla işte. Bu iksirler zaman iksiri mesela. İşçi iksiri. Yanına da bir de şeydi. Yaşam iksiri miydi? Yok, yaşam iksiri değil. O HP veriyordu. Bir iksir daha koyuyorsun. Verdure oluyor mesela. Buradaki iksirler kolay üretilen bir ana iksirin yan iksirleri. Bunları üreterek hem kimya level'e kasabilirsiniz, hem makarna mandıra kasabilirsiniz, hem de ileride üreteceğiniz o ana iksire altyapı hazırlamış oluyorsunuz. Toz reaktif ve berrak reaktif zaten işin içine katmamak mümkün değil, hep lazım. Üretmek mantıklı mıdır diye soracak olursanız, çok boş vaktiniz varsa üretin, yoksa kimyadan elde edilen bir katalizörle takas edin veya pazardan çekin. Ben pazardan alıyorum ama bunlar ben yazdım, lazım. Artık nasıl elde etmek istiyorsan, nasıl işine geliyorsa öyle elde et. Üretirsen kâr marjın yükselir, vakit kaybedersin. Üretmezsen de pazardan alırsın, para harcarsın. Her şey çok basit. Burada burayı yazdım ama. Şimdi şuradaki uyarıları bir hatırlatalım. Geri kalan bütün mantarları NPC satar, kalpiyonu depocunun yanında brandiyor. Şu mantarların tohumunu aldıktan sonraki bütün diğer mantarlardan da ihtiyacınız olacak. Brandiyo'dan alıyorsunuz. Kimya için gerekli bitkileri bir de ot toplayarak elde edebilirsiniz. Ama NPC satar. O da neymiş? Nives. NPC var. Kalpeon'da bitki satıcısı. Kimya yaparken mesela zaman iksiri yaparken işte ateş tanesi çiçeği istiyordu yanlış hatırlamıyorsam. Ateş tanesi çiçeğini tabii ki gidip toplamanıza gerek yok. NPC satıyor. NPC'nin adını buraya yazdım. Nives. Gidin oradan satın alın. Aynı zamanda doğa meyvesi. Bu iksirleri üretirken tabii ki doğa meyvesine ihtiyacınız olacak. Ya doğa meyvesi aslında bu iksirler için ihtiyacınız olmayacak da bu iksirlerden üreteceğiniz iksirler için lazım olacak ama doğa meyvesi birçok iksirde lazım. Ölüm iksiridir, odur budur. Tek bir meyve var artık. Doğa meyvesi orada. Pazarda 100K satın alınabilir. Ama bana kalırsa kimyaya veya life skill'e yeni başlayan biriysen git onu topla Behir'de. Hem paran cebinde kalır hem Behir çok yüksek toplama exp veriyor. Toplamanı geliştirirsin. Aynı zamanda vereceği yan ürünlerle de para kasarsın. Gibi gibi zaten toplamak maliyet düşürüyor. Bunu çok konuşmaya bile gerek. Burada ot rotasyonunu koydum. Gidin toplayın yani bence. Dördüncü uyarımız orman izi. Orman izinin elde etmenin şimdi tek bir spesifik yolu yok. İşçiler toplar. Sen sıvı toplayıcı ile işlem yaparsan sıvı toplayıcı sana orman izi veriyor. Ama çok az. İşçiler de çok az veriyor. Burada orman izini elde etmenin çok yani pazardan alacaksın. Pazarda 100K falan. Pazarda da gayet fazla var. Ya da benim yıllardır yaptığım bir yöntem olan bakın burada ek görev gelmiş. Kimya yaparken şöyle ek görevler gelir. 500 tane orman doğa izi veriyor. Pardon orman izi diyorum ben de. Doğa iziymiş adı. Eski adı orman iziydi. Kafamda öyle kalmış. Kimya yaparken böyle yan bir görev veriyor. Diyor ki 40 tane efsanevi canavarın kanı yap. 500 tane doğa izi vereceğim sana. Buradan da farmlayabilirsiniz. Bu da gayet mantıklı bir yöntem. Bu da yani 500 tane az demeyin. Bu görevi sürekli olarak veriyor. Sürekli olarak verdiği için de sürekli farmlamış oluyorsunuz. Yani kimya demek, hatta life skill demek, biriktirmek demek, maliyet azaltacak bir şekilde. Ben de işte bak askerden geldim. Giderken az buçuk bir şeyler vardı burada. Şimdi geldim, üstüne eklemeye başladım. Toplama yapıp biriktiriyorum işte. Mesela kanlarım az şu an. Kan farmlıyorum. Toplama yapıyorum. Tiki kanı, kertenkele kanı topluyorum. Daha sonra da enerjisi bitince çarın yan bir çara geçip onu topluyorum. Veya avladık çarama geçip kurt kanı kasıyorum. Şu an kanlardayım. Kanları bitireceğim. Daha sonra kanlardan üretilen yağları stoklayacağım. Biraz behir dot toplayıp doğa meyvesi 24 bin tane var. 200 Türk kalmış bunun fiyatı iyiymiş aslında var ya. Yüksek yani alınmaz bu pazardan. Gidip doğa meyvesi toplarım. Yani behir dot toplarım. Burayı dolduracağım yani. Bu listede ne varsa ben buraya size ne koyduysam aynalarını yapıyorum. Bunları toplayarak kendinize bir stok oluşturup bu stoğu da sonra iksire göre eritip paranızı kasabilirsiniz.
Bu eritme noktası da şöyle olur. Pazarı açarsın. Mesela nedir? Bak ben verdure ekseri çok seven bir adamım. Neden? Verdure çok kolay üretiliyor abi. Verdure. Heh. Fiyatı bak 1 lira olmuş. Aa, kafayı yemelik. 1 lira geçecek neredeyse. Üretimi çok basit. Ne istiyor? Bak işçi iksiri istiyor değil mi? İşçi iksiri. Ben size ne yazdım? İşçi iksiri mesela buraya koymuşum. İşçiyi ürettin. Ne istiyor? Zaman iksiri. O da basit. Buraya koydum. Zaman iksiri için gerekli olan bilgi adamın kanını da buraya koydum. Listeyi tamamen topladığınız zaman çabukluk iksiri istiyor. Kuş bitki özü demek. Şurada bakın kuş bitki özü. Cadı bölgesinde olur bu arada. Kuş bitki özünü topladın mı? Veya pazardan da çekersin. Ben bu arada kuş bitki özünü sürekli pazarda siparişte tutuyorum. Çünkü toplaması zor bir bitki özü. Hep siparişte olmalı bence. 3 iksiri birleştiriyorsun. Verdure öz iksiri. Tanesi bir hem yapıştır. Mavilerden de üretiyorsun. Bir hemden okutuyorsun. Dünyanın parasını kazanıyorsun. Ben şimdi üretecek olsam vardır mesela bende. Asla üretme boş durma. Kesin vardır. Ne istiyordu? Zaman. Bak, zaman 69 bin tane zaman iksiri var. Boş bir vaktimde ben bunu spamlamışım. Yeterli değil bu arada 69 bin de. Olsun işçi 62 bin var. Bana bir çabukluk lazım. Onun da 25 bin tane varmış. Kuş bitki gözü varsa hemen daha da bak. 15 bin kuş bitki gözüm var. Merkez pazar deposunda da 5 falan vardı. 20 bin daha var burada. Yani şu an birazcık daha kuş bitki gözü üretip 10 bin tane falan verdura basabilirim. 10 bin verdura da 10 TL eder. Fiyatı 1'em. Mis abi. Ama demek istediğim şu. Şu an bir fırsat gördüm mesela. Fırsat demeyeyim de. Verdure iksirinin fiyatı satmaya müsait benim gözümde. O zaman üretip satarım. Veya işte dizginsiz sızlanma iksiri. Burayı yaparsan onu da üretirsin. Burada cesaret parfümü. Cinnet iksiri. Cesaret pardon. Cesaret değildi. Yani cinnet iksiri. Dev öz iksiri. Verdure. Bunun yanı sıra bu yeni çıkan rotasyon iksirlerinin tekli halleri var. Ahenk iksirleri. Hepsinin altyapısı burada. Burayı yap. Kimyana başla. Tabi arada yazmadığım şeyler daha var. Mesela öz olarak burada şey yazmıyor. Ölü ağaç özü. Ruh parfümü iksiri için geçerli. Bunlar biraz daha bireysel ele alınacak şeyler. Bir de her zaman yapılmasını mantıklı bulmuyorum. Ama burası temel kimya için çok mantıklı bir liste. Bu listeyi toplayarak işinizi gücünüze bakabilirsiniz. Şimdi stok olayı basit. Bu kadar. Depoyu doldur. Biriktir biriktir. Üret üret sat. Bunun yanı sıra şundan da bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Kimya videolarımız kanalımızda bayağıca vardı. Tabii biz askerdeydik, ilgilenemedik, göremedik. Güncellemeler oldu, yenileyemedik, değiştiremedik. Bugünden sonra değiştireceğiz, yenileyeceğiz. Yeni yeni içerikler paylaşacağım sizlerle. Birçok fikrim var. Yayın açmayı da düşünüyorum. Tabii bilgisayar satın alamadım hala ama yakında alacağım. Alınca da daha güzel bir size görüntü kalitesiyle, ses kalitesiyle içeriklerimi sunmaya devam edeceğim. Az kaldı. Çok az kaldı. Tabii heyecanlıyım biraz da. Askerden geldim. Hayata dair her şeyi çok özledim. Bilgisayar oynamayı, eşimle gezmeyi, eşimi, bireysel olarak eşimi gibi birçok şeyi çok özledim. Yavaş yavaş kanalımıza da yani kanalı da dolduracağım. Videoları güncelleyeceğim. Sizin istekleriniz varsa bunları da yorumlara yazın. Aynı zamanda bir karar daha aldım. Her çektiğim videoda kanala gelen yorumları videonun sonunda sesli olarak okuyup cevaplandıracağım. Her videonun sonunda artık 3-5 dakika bunu da yapacağım. Girdim kanalın videolara baktım, bir yorumlara baktım. Daha önceki yorumlara kalp atmıştım. Çok fazla vardı askerdeyken doldurmuşlar yorumları. Çok teşekkür ediyorum. Arkadaşlar demişler de bakın Musti çift 080 yazmış. Demiş ki bağlantı noktalarının en değerleri diye video atmışım. Bir güncelleme alabilir miyiz demiş. Tabii ki alabilirsin. Tam da bunu istiyordum zaten ben de. Bu video mesela silinecek. Yeni bir bağlantı noktası videosu atacağım. Birçok yer gelmiş. Öncelikler değişmiş. Bunu değiştireceğiz. Alacaksın kanka. Musti geliyor videon. Ekran noktasındaki işleri iman ettiği bildirimleri nasıl ekliyoruz? Kanka onu hiç bilmiyorum. Vallahi ben de öyle var da duruyor. Ayarlardan biraz araştırman gerekir. Açıkçası net bir bilgim yok. Her videonun sonunda böyle yorumları da okuyacağım sizlere. Sesli olarak yanıtlayacağım. Hem içerik olur. Hem de videolarınızı sesli olarak göstere göstere yorumlarınızı okumam bence daha faydalı olur. Bu arada şunun için de teşekkür ediyorum sizlere. Kanalıma girdiğimde abone sayım düşmemiş. Ufak ufak artmış. Kanalıma üye olan arkadaşlar var. 9 aydır, 10 aydır.
Hepinize birer birer çok teşekkür ediyorum arkadaşlar. Üye olup bana destek olmuşsunuz. Hepinize minnettarım. Üyelik sistemiyle alakalı da askere gitmeden önceki oluşturduğum mevzu devam edecek. Bir para kasa videosu atarsam ilk önce üyelerim görecek. Çünkü videoyu attığımda 1000 izleniyor birden. 1000 kişi aynı anda yapmaya çalışıyor. Kimse para kazanamıyor. Üye olan arkadaşlara bir öncelik tanımak istedim. Üyeliği de 2,5 lira yaptım zaten aylık. 2,5 lirayı yerden eğilip almam. Kimse almaz diye tahmin ediyorum. Kimseyi burada ekonomik olarak zora sokacak veya sizin paranızı alıp kendimi zengin etmeye de çalışmıyorum. Bir düzen, bir ahenk oluşturmaya çalıştım sadece. Hepinize birer birer teşekkür ediyorum. Aynı zamanda kanalıma bakın, şurada 3 bağlantı daha var diyor. Buraya tıklayınca buraya bir blog sayfası ekliyorum arkadaşlar. Bir blog sayfası açtım. Black Desert'la alakalı. Oraya da bu kimya listesi var ya, temel liste. Bu videonun açıklamasında da olacak. Aynı zamanda hakkında bölümünde bu blog sayfasına tıkladığınız zaman şöyle açılıyor. Blog sayfama geleceksiniz. Daha sadece linkleri attım ama burayı dolduracağım. Kimya ile alakalı, toplamayla alakalı, life skill ile alakalı birçok içeriğimi buraya atacağım. Buraya linklerimi kısa kısa koyuyorum. Kimya stok listesi, ticaret sandık, kar marjları, öz eksileri yönetim tablosu. Bunlar da daha önceki çalışmalarım. Buraya koyuyorum. Bu listeye de buradan ulaşabilirsiniz. Kanalın açıklama bölümünde, videonun açıklama bölümünde, kanalın hakkında bölümünde mevcut. Buralardan görüntüleyebilirsiniz. Hepinize teşekkür ediyorum videomu izlediğiniz, abone olduğunuz ve değerli yorumlarınız için ve desteklerinizden dolayı. Sağlıcakla kalın. Oyunu keyifle oynayın. Hoşça kalın.